Son 3 yıl içinde gerek Türkiye'deki siyasi hareketler anlamında ve AK Parti içindeki devinimler anlamında, gerekse devlet hayatımızın yeniden şekillenmesi anlamında büyük değişiklikler, ama değişikliklerle birlikte ciddi savrulmalar da yaşadık. Hem siyasetin temelini dokuyan değerler anlamında, temiz siyaset ve bu siyasetin arkasındaki değerler anlamında, hem AK Parti'nin kuruluş ilkeleri bağlamında bu kadroları iktidar yapan o ilkeler temelindeki savrulmalar anlamında, hem de devlet hayatımız anlamında çok ciddi değişimler ve bir anlamda odak kaymalarıyla karşı karşıyayız. Son 3 yıl içinde 3 seçim, 2 seçim, 1 referandum yaşadık ve tabii bir de yenilenen seçim yaşadık. Bu seçimlerde kullanılan dil, uslup, söylem ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ortaya konamayan vizyonsuzluk hepimizi tedirgin ediyor. Konya'daki konuşmamda ya yeni hal ya istihlal demiştim. Sizlerle bu yeni hali konuşmaya geldim. Sadece sizlerle değil, bundan sonra Anadolu'nun her köşesine, Trakya'nın her köşesine giderek bu yeni halin ne olması gerektiği konusunda istişarelerde bulunacağız. Eğer bugün manifestoda zikrettiğimiz bir takım seçim sonrasında, 31 Mart seçimi sonrasında hususlar varsa ve yeni bir hal diye yüreğimizden gelen bir sesle haykırıyorsak, gerçekten bu hüznü hissettiğimiz içindir. Mayıs 2016'da başbakanlıktan ayrıldığımda AK Parti kitlelerinin ona destek veren %49,5'luk millet bir evlatlarının başı dikti. Geleceğe umutla bakıyorlardı. Beklentileri vardı, ümitleri vardı. 3 ay içinde verdiği bütün seçim vaatlerini yerine getiren bir hükümetleri vardı. Şimdi o kitlelerin hüzne gark olmuş olması, İstanbul seçimleriyle birlikte derin bir ümitsizliğe hatta sürüklenmiş olmasının hesabını birileri vermek zorundadır. Bunun hesabını veremeyip dönüp bizim son derece haklı zeminde yaptığımız eleştirileri bir bölünme çabası olarak göstermek isteyenler bilsinler ki, biz bu kitleler bölünmesin, milletin ümidi dumura uğramasın diye başbakanlık makamını terk edip ayrıldık. İzzetle ayrıldık. Devlet makamlarını bir takım troll çetelerinin tuzaklarına mahkum edenler karşısında 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı, eğer AK Parti iktidar yapan milletin değerleri bu siyasi hayata egemen olmuş olsaydı, kıyamete kadar da susardık. Hiçbir makam beklentimiz, hiçbir mevki beklentimiz olmaz. Ama eğer İstanbul seçimlerinde olduğu gibi 13 bin oyla kaybettiğimiz bir seçimin yenilenmesinde 800 bin oyla tekrar kaybediyorsak, kaybetmişsek ve o kitleler hüzün içinde evlerinde o gece dönmüşlerse, bunun sorumlusu büyük bir meclis çoğunluğuyla iktidarı izzetle, El Aziz şehrine yakışır izzetle devretmiş olan bir başbakan ve arkadaşları değil, o günden bugüne söylemde, eylemde, ahlakta, siyasi hayatta ciddi savrulmalara sebep olanlardır bunun sorumlusu. Çok açık söylüyorum. Ben milletin önüne çıktığımda hiç üstü örtülü konuşmadım. Hiçbir niyetimi, düşüncemi saklamadım. Ne yapacaksam açık söyledim ve şeffaflığı hayatımızın ilkesi olarak benimsedim. Şimdi örnekler veriliyor. Geçmişte olanlar gibi bu partiden ayrılanlar vesaire denerek geçmiş örnekler veriliyor. Bölünmeyelim deniyor. Evet, bölünmeyelim. Ama bölünmemenin sırrı insanların inanmadıkları şekilde yan yana durmaları değil, ortak idealler ve değerler etrafında omuz omuza verebilmeleridir. Yan yana duranları tek tek kenara çektiğinizde, açık söylüyorum, partinin bugün aktif arkadaşlarımın da, siyasi hayat içindeki arkadaşlarımın da hemen hemen tümü
benim 31 Mart sonrasında sadece benim imzamı taşıdığı için benim görmeyin. Çok geniş kapsamlı bir arkadaş topluluğunun ortak hissiyatıyla kaleme alınmış, sonradan manifesto olarak adlandırılan metni kenara çekildiklerinde kapalı kapılar ardında son derece haklı söylediniz Sayın Başbakanım. Bizim hislerimize tercüman oldunuz diyen nice insanların kamera önünde var olan durumu meşrulaştırmaya çalıştıklarını da gördüm. İnsanları bu duruma sokmamalıyız. Herkes düşüncelerini açık bir şekilde dile getirmeli. Bakınız, partiler ve siyasi hareketler tavanda bölünmez. Tavanda bölünürse çok da ciddi bir sıkıntı değildir. Nitekim bizim hareketimizde de 2004'te ve 2007'de iki kez bölünme oldu. Doğru, tesir etmedi. Ama eğer tabanda bir kayma varsa işte tehlikeli olan odur. Tavanda hepimiz aynı resimleri versek de eğer bir hareketin tabanında %10-15'lik kitle bir başka yere doğru seyretmeye başlamış ve trend bir parçalanmaya doğru gitmişse kimse bunu engelleyemez. Şimdi İstanbul Büyükşehir, İstanbul Belediye seçimleri ve 31 Mart seçimlerine bakalım. 1 Kasım 2015'te biz Türkiye genelinde %49,5 oy aldık. İstanbul'da %48,7 oy aldık. Son bir tekrar edilen seçimde Cumhur İttifakı olarak %44,9 alındı. Ve 1 Kasım'da MHP oylarının %8,9 olduğu düşünülürse takriben %8 ile 10 arasında MHP oyunun olduğu düşünülürse Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin oyları takriben %34-36 bandına gerilemiş görünüyor. Şimdi sorulması gereken soru niçin eleştiriliyoruz sorusu değildir. Sorulması gereken soru ne yaptık, ne yanlışlar yaptık ki %49,5'tan %35 bandına doğru bu parti geriledi ve fiilen %14 ölçeğinde bir kopuş yaşattı. İşte bölünme budur. Yukarıda biz her gün beraber resimler versek de siyasi hareketler bir kez bu bölünme psikolojisine girdiği zaman trend bir kez kitleleri bir hareketten soğuttuğu zaman durdurmak mümkün değildir. Nitekim 1995 yılında Refah Partisi %21,4 oyla birinci parti olduktan sonra 1999 yılında Fazilet Partisi %15,4 alınca %6'lık bir düşme yaşanınca Fazilet Partisi'nde çok ciddi öz eleştiriler yaşanmış ve Erdemler Hareketi o gerekçeyle ortaya çıkmıştı. Eğer o öz eleştiri ve eğer o dinamik süreç yaşanmasaydı o taban içinden gelen bir hareket iktidar olamayabilirdi. Bugün susma vakti değildir. Bugün gerçekleri örterek, kapalı kapılar ardına konuştuğumuz gerçekleri kapının önünde reddederek susma vakti değildir. Bugün halkın önünde konuşma vaktidir. Ve şu soruyu sorma vaktidir. Ne yaptık, ne yanlışlar yaptık ki bugün bu noktadayız? Yoksa şu veya bu kişinin eğer taban konsolidasyonu varsa şu veya bu kişinin bir partiden ayrılmasıyla o parti bölünmez. Ama eğer taban konsolidasyonu yoksa, tabanda %10'luk büyük kitleler yavaş yavaş kopmaya başlamışlarsa tepede ne tedbir alırsanız alın, insanları neyle tehdit ederseniz edin, ne kadar üstüne giderseniz gidin o çözülüşü durduramazsınız. Önce bilmek zorunda olduğumuz husus şudur. AK Parti bir kişinin, ben de dahil, bir faninin, bir ailenin, bir grubun, bir kesimin, bir bölgenin, bir etnik ya da mezhebi grubun partisi değildi. Böyle çıkmamıştı, böyle değildir. Birkaç neslin, 150 yıllık bir birikimin içinden, hepimizin babalarının, dedelerinin çektiği çilelerin içinden, terlerin içinden, feryatların içinden doğmuş bir partidir. Biz o partiyi mensup olurken de, biz AK Parti'nin liderliğini yaparken de rüyalarımızda, rüyalarımızda dedelerimizin, babalarımızın, o nesillerin çilesini gördük. Hayallerimizde de gelecek nesillerin vizyonu şekillendirmeye çalıştık. Bugün ise AK Parti eğer illegal ve doğrudan partinin kurullarıyla yerleşik kurulları dışında
bir takım trol örgütlenmelerinin etkisi altına girmişse, işte o zaman soru sorması gereken biz, soruları cevaplandırması gerekenler de bu tür gruplarla, gruplara bu partiyi teslim edenlerdir. Yüreğimden gelen bir sesle haykırıyorum ve belki abartılı gelebilir size ama yalvarıyorum. Gelin konuşalım. Gelin meselenin özüne dönük olarak bu çağrım zaten konuşmakta olduğum bu salondaki kardeşlerime değil. Türkiye'deki bu ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyan herkese. Yaptığım bir kısmı biliyorsunuz engellendi. Konferans vermemizin bile engellendiği, 3 yıldır basında, medyada adımızın anılmasının yasaklandığı neredeyse örtülü baskılarla bir dönemden gelerek söylüyorum. Ekonomik açığı kapatabilirsiniz iyi politikalarla, ona da geleceğim. Ama vicdan açığı varsa bunu kapatmak mümkün değildir. Eğer 13 bin oyla kaybedilmiş bir seçimden 2,5 ay sonra ülkede ekonomik durum değişmemişse, büyük ölçüde, ülkede siyasi tablo büyük ölçüde değişmemişse, 13 bin oydan 800 bin oya giden bir kayıp yaşanmışsa, bunun sebebi milletin vicdanından kopuştur. Hukukun vicdanından kopuştur. O zaman biz bu yenilenmenin yanlış olacağını vurguladığımızda, bizi eleştirenler şimdi düşünmek zorundalar. Bir gün bir oy dahi olsa seçim geçerlidir dedikten sonra tutum değiştirmek. Bir seçimde beka kaygısından bahsedip neredeyse bir şekilde bu şekilde düşünmeyen herkesi terörist olarak itham ettikten sonra diğer seçimde beka kaygısının en büyük tehdit edici odağı olan İmralı'yla temasa geçmeye çalışmak veya bunu meşru göstermek milletin vicdanından kopuştur. Eğer israftan bahsettikten sonra, ki bütün felsefemiz bu temele dayandıktan sonra, hala üst düzey atamalarda yakın kayırmalar söz konusu oluyorsa bu vicdandan kopuştur. Ehliyet ve liyakat dedikten sonra üst düzey kurumlara o konuda tecrübesi olmayan insanların atanmasını sağlıyorsak bu vicdandan kopuştur. Adalet son dönemde öylesine örselendi, öylesine çifte standartlı bir görüntü sergilenir hale geldi ki insanların adalete, hukuk sistemine güveni sarsıldı. Şu veya bu gerekçenin ötesinde adalet duygumuzu sarsacak her türlü eyleme karşı ortak tavır alma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Kim bu ülkede adalet duygusunu zayıflatırsa, kim sabah salıverilen birinin akşam tekrar tutuklandığı, gece yarısı tekrar salıverildiği gibi uygulamalar görürse, kim FETÖ suçlamalarıyla sıradan bir memurun, dayısının oğlunun, amcasının oğlunun tutuklandığı bir Türkiye'de, FETÖ darbesinin baş sorumlusu olanların, kardeşlerinin, akrabalarının en yüksek makamları işgal ettiği görülürse orada adalete güven kalmaz. Veya bu siyasi partiye mensup olabiliriz. Eğer bir anket yapıldığında şu partiye güvenim kalmadı denirse telaşlanmamak lazım. O parti kendini düzeltirse o güveni kazanabilir. Veya şu sivil toplum kuruluşuna, şu kuruma güvenim azaldı denirse de düzeltilebilir. Tek şey vardır ki düzeltilmesi mümkün olmayan, adalete güvenim kalmadı dediğinizde insanları o ülkeye bağlı kılamazsınız. Her şeyden önce adalete güvenmeniz. Ekonomi bir ekip işidir. Ekonomi bir ehliyet ve liyakat işidir. Cansiperane bir mücadeleyle küresel krizin olduğu dönemde Türk ekonomisini o zamanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihinde teğet geçmesi sağlandı. Ama o zaman teğet geçti. Çünkü
Bu ekonominin krizinin varlığından haberdar olarak onu çözmeye kararlı bir ekip var. Ehil kadrolar vardı. Ekonomi yönetiminin başında dünyayı anlayan insanlar vardı. Dış politika ile ekonomi ilişkilerini koordine ederken, Afrika açılımlarıyla girişimcilerimizin önünü açarken bir stratejik vizyon vardı. Ekonomiyi çözmek isterseniz halka önce güven vereceksiniz. Bugün koyduğunuz kuralın yarın değişmeyeceğini göstereceksiniz. Şeffaf olacaksınız. Kamu ihalelerini şeffaf bir şekilde yapacaksınız. Kaynak israfına yol açmayacaksınız. Ama en önemlisi ekonomi yönetimini üstlenen kişilerin herkesle istişareye açık, herkesle konuşan, kesinlikle bu meseleyi bir ekip ve dünyaya entegrasyon meselesi olarak gören bir anlayışla davranmasıdır. Her şeyi kendisinin bildiğini düşünen, yukarıdan bakan, ekipleşmeyi sadece kendisine yakın olan insanların bir yerlere gelmesi olarak gören bir ekonomik yönetim anlayışıyla bu ekonominin krizin içinden çıkamayız. Şimdi süratle bu ekonomik krizin içinden çıkabilmek için süratle yapılması gereken tekrar o güveni ihdas etmek. Şimdi bunları söylediğimizde, kanaatlerimizi beyan ettiğimizde bizi sanki zayıflatmak için, hükümeti, AK Parti'yi zayıflatmak için harekete geçen insanlar olarak görmeye çalışanlara, bunu bir şekilde troll çeteleri üzerinden yaygınlaştırmaya çalışanlara sesleniyorum. Siz bu davanın içinde yokken, siz bu hareketin içinde yokken, biz bu davayı umuzlanmış en iyi yere getirmeye çalışmaya gayret ediyorduk. Anayasal sistemler kişilere ve kurumlara göre inşa edilmez. Devlet mimarisi kişilere, kurumlara, partilere, siyasi görüşlere göre inşa edilmez. Ama maalesef bütün uyarılarımıza rağmen çarpık parlamenter sistemden çarpık bir başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında geçildi. Devlet hiyerarşisi içinde ast üst ilişkisinde birinci derece yakın akrabalıklar olmamalıdır. Bakın burada gönül dostları olarak beraberiz. Daha iyi anlaşılsın diye bir misal vereyim. Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Bu da bir bina. Burada eşlerimiz var bazılarımızın, çocuklarımız, torunlarımız olsa ve bu binada bir deprem olsa biz önce ne yaparız? Birbirimize mi yardıma koşarız, çocuğumuza, torunumuza mı yardıma koşarız? Allah'ın insanlara verdiği bir fıtrat vardır. Kıyamet kopsa herkes kendi çocuğuna doğru koşar. Torununa doğru koşar. Bu devlet binasını, bu binayı bir devlet binası olarak görün. Bir sarsıntı, bir kriz olduğunda çocuğunuzu düşünmemeniz için, torununuzu ya da akrabanızı düşünmemeniz için onları binanın içine almayacaksınız. Sadece devleti düşüneceksiniz. Şeffaflık yasası derhal çıkarılmalıdır. Siyasetik yasası derhal çıkarılmalıdır. Böyle bir hal, yeni bir hal neyi gerektiriyorsa onu da yapmaya hazırız.